Gündemimizin üçüncü maddesi başkanlık kurulu seçimi. Elimde bir dilekçe var. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayına. Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri 38. olağan kurultay başkanlık kurulu başkanlığına Sayın Ekrem İmamoğlu'nu öneriyoruz saygılarımızla. Veli Ağbaba Malatya Milletvekili, Zeynel Emre İstanbul Milletvekili. Şimdi Ekrem Bey'in divan başkanlığını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Ekrem Bey. Saygıdeğer Genel Başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli kurultay delegeleri, parti meclis üyelerim, grup başkanım, milletvekillerim, il, ilçe, belde başkanlarım, kadın ve gençlik kolları, farklı kademelerdeki başkanlarım, büyükşehir, il, ilçe ve belediye başkanlarım, yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı onurlandıran kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Partimizin partimizin 38. olağan kurultayının ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Beni divan başkanı olarak, kurultay başkanı olarak öneren, seçen, başta Sayın Genel Başkanım ve bütün kurultay üyelerine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Memleketimizin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Cumhuriyetimizin başkenti, bu güzel şehir, atamızın bize emaneti Ankara'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorum ki her biriniz partimizin değerlerine olan inancınızla bugün burada 38. kurultay salonunda bulunuyorsunuz. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi bir kongreler ve kurultay partisidir. Çünkü 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu. Partimizin ilk kongresini Eylül 1919'da Sivas'ta bir okulun dershanesinde yapmıştık. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk o ilk kongremizi şöyle özetlemişti.
Kongre heyeti milli görevini tamamlama gereğini her düşüncenin üstünde tuttu. İşte bu net anlayış 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığının da bir özetidir. Bizler her şart altında bu ülkeye, bu halka olan görevimizi her düşüncenin üstünde tutarız. Bugün bu salonda toplanan Türkiye'nin dört bir köşesinden seçilip gelmiş kıymetli hazirunla bir kez daha hep birlikte bunu kanıtlamak için bir aradayız. Elbette ilk görevimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız Aziz Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. Genel başkanlarımız Sayın İsmet İnönü'yü, Sayın Bülent Ecevit'i, Sayın Deniz Baykal'ı rahmetle, saygıyla anıyorum. Çeşitli dönemlerde bizlere liderlik eden değerli genel başkanlarımız Sayın Murat Karayalçın'ı, Sayın Hikmet Çetin'i ve Sayın Altan Öymen'i de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mayıs 2010'dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz tüm partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyorum. Buradan her birini selamlıyor, ona sevgilerimi iletiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu ve birleştirici gücüdür. Bu toprakların en köklü, en kapsayıcı siyasi geleneğidir. Bu eşsiz parti bir yanıyla Anadolu'nun insan odaklı, sevgiye, hoşgörüye dayalı kadim kültüründen, bir yanıyla insanlığın evrensel değerlerinden beslenir. Cumhuriyet Halk Partisi Altok ilkeleriyle kendini ifade eden eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi ve insan hakları kaygısı taşıyan, insanca ve hakça bir düzen talep eden herkesin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu gibi renkli ve bereketli, Türkiye gibi cesur ve güçlüdür. Bütün eksikleri ve hatalarıyla 100 yıllık tarihimiz bizim onur ve gurur tarihimizdir. Biz hepimiz Cumhuriyeti kurmanın çok partili hayata, sosyal demokrasiye, laikliğe, sosyal devlete ve hukuk devletine öncülük etmenin onurunu ve sorumluluğunu taşırız. Bu ülkenin kurtuluş ve kuruluş süreçlerini yönetirken bu topraklar üzerinde yaşayan tüm halkımızı birleştirerek milli görevimizi her düşüncenin üzerinde tutarız. Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının bu ilk günlerinde bizi yine hayati bir görev bekliyor. Bugün Cumhuriyet ve demokrasinin ilke ve idealleri etrafında yeniden milletçe, kayıtsız ve şartsız hep birlikte buluşmaya ihtiyacımız var. İnançlara saygılı laikliğin
herkesi özgürleştiren o güçlü teminatını eksiksiz biçimde hayata geçirmeye hep birlikte ihtiyacımız var. Bu topraklarda yaşayan her bir yurttaşı eşit ölçüde değerli ve saygın görmeye dayalı bir toplumsal bütünleşmeye ihtiyacımız var. Ülkemizi zenginleştirmeye ve zenginliklerimizi adil biçimde paylaşmaya ihtiyacımız var. Gücünü demokrasi ve hukuka bağlılıktan etkili bir sosyal devleti yeniden inşa etme prensibine ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirmek için gereken her şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık tecrübesinde, genetik kodlarında ve hafızasında bütün tazeliğiyle vardır. Çünkü Cumhuriyeti kuran adında Cumhuriyet ve halk olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu yüzden ilk günden beri cumhuriyetçi, ilk günden beri hep birlikte halkçıyız. Bu büyük ve sarsılmaz gücün bir üyesi olmak, bir delegesi olmak hepimiz için başlı başına onurdur, şereftir. Bu gücün bir üyesi olmak aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Ve inanın ki bu göreve bugün hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu parti 600 yıllık bir imparatorluk çökerken 1923 şartlarında nasıl dünyanın en devrimci hareketlerinden birini yarattıysa, imkansız diye düşünülen şartlarda nasıl ülkemizi işgal etmiş olan birleşik emperyalist güçleri yenip dünyanın tüm esir ve mazlum milletlerine ilham kaynağı olmuşsa, 1960'ların, 70'lerin fırtınalı dönemlerinde zamanın ruhuna ayak uydurarak nasıl demokratik siyasete yön verdi ve hatta dünya sosyal demokrat hareketinde büyük söz sahibi olmuşsa, bunu şimdi hep birlikte bir kez daha başarmalıyız. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki vatandaşlarımızı kutuplaştıran, ayrıştıran, tahammülsüz, toleranssız, hukuksuz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş derecede bir hayat pahalılığına mahkum etmiş iktidarla ikinci yüzyıla adım attık. Ne yazık ki 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar cumhuriyetimizi, demokrasimizi, devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Demokratik kurumlarımızdan hukuk sistemimize, eğitim kurumlarımızdan sağlık sistemimize kadar devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağınık etti. Eşsiz ülkemizi dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gençlerimizin kendilerine ve ülkemize olan inancını yerle bir etti. Gelir dağılımını çok tehlikeli bir biçimde bozdu. Çalışan nüfusumuzun %60'ını asgari ücrete mahkum etti. Öyle ki toplumun %10'u zenginliğin %70'ine sahip olan bir ülke olduk. Ülkemizin en önemli üretim gücü olan yetenekli ve girişimci orta direği yok etti. Dahası yargı sistemini ne yazık ki silah gibi kullanarak bugünlerde gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı. Başımızdakiler ne yazık ki adaletsiz bir ortam, baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller. Aynı zamanda paramızı pul ettiler, halkımızı içinden çıkılması zor bir borç batağına soktular. Ukrayna'da
Gazze'de insanlık dışı kıyma, Irak ve Suriye'de kaostan global güvenlik risklerine kadar dış tehditler yükselmişken, dört bir yanımız ateş çemberine dönmüşken, ne yazık ki bu beceri yoksunu ve baskıcı iktidarla ikinci yüzyılımıza adım atıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin inançlı kadroları olarak bizler bu fotoğrafı kabullenmeyiz, kabullenmiyoruz, kabullenmeyeceğiz. Ülkemin de, partimin de bundan çok daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye'nin yönetilmesinde, ilerlemesinde ve milletin zenginleşmesinde çok daha başarılı olabileceğimizi, ülkenin maküs talihini bir kez daha yenebileceğimizi çok iyi biliyorum. Değerli yol arkadaşlarım, işte bu yüzden bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın başladığı bu haftada, partimizin 100. kuruluş yıl dönümünde bulunduğumuz bu yılda, bu kurultay milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Çünkü bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaseti değil, sendikalardan sivil topluma, gençlerden kadınlara, çalışanlardan emeklilere kadar herkesi umutlandıracak ve çok umutlandıracak. Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu halk bundan sonra, bakın, artık her zaman diri, dipdiri, dimdik ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye, her türlü defansa rağmen duruma el koyarak Cumhuriyet'in 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıklarla nasıl kutladıysa, o gün Anıtkabir nasıl milyonların ziyaret mekanı olduysa, o gün kent ve kasaba meydanları nasıl en küçüğünden en büyüğüne halkımızın bayram yeri ve dayanışma alanları olduysa, bu aziz millet ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir. Çünkü her birisi haykırdı: yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Sevgili dostlarım, çünkü bu büyük halk özgür, bağımsız, bir arada, kardeşçe ve huzurla yaşamak istiyor. Bu yüzden bu büyük halk bizim en büyük gücümüzdür. Bizler her şeyden önce halkımızın ferasetine güvenecek ve onunla birlikte yürüyeceğiz. Dava arkadaşlarım, yoldaşlarım, işte bu yüzden bu kurultayda halkımıza karşı her birimizin tarihi bir sorumluluğu vardır. Bu kurultay geleceğin Türkiye'sine adım adım kuracağımız, yeni yüzyılın harcını hep birlikte atacağımız büyük ve şanlı yolculuğumuzun ilk adımıdır. Burada sorumlu davranmak, dostluğumuzu ve dayanışmamızı, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek ve geleceğe güvenle bakmak gerekir. Bakınız, sadece 5 ay sonra yerel seçimler var. Kurultayımız biter bitmez 2024 yerel seçimleri için hep birlikte omuz omuza vereceğiz. Kurultayımız biter bitmez her sokakta, her mahallede, her fabrikada, her okulda, her tarlada halkımızla buluşacağız. İkinci yüzyılın Türkiye'sini hep birlikte inşa etmeye başlayacağız. Pek çok ilçede, ilde ve metropolde göreceksiniz, yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Son 5 yılda ortaya koyduğumuz halkçı, dayanışmacı,
ve adil yerel yönetim başarısını ülke satına yayacağız. Yeter ki biz ne yaptığımızı bilelim. Yeter ki biz vatandaşın sesine kulak verelim. Çok çalışalım. Biliyorsunuz milletimizin önüne çeşitli tarihleri vizyon diye koyanlar oldu. Bundan sonra o tarihleri biz belirleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililer belirleyecek. 2024 seçimlerini kazandıktan sonra 2028'i de biz kazanacağız. 2029'u da biz kazanacağız. 2033'ü de biz kazanacağız. 2038'i de biz kazanacağız. Milletçe kazanacağız. Türkiye'nin geleceğini kurmaya kentlerdeki tecrübemizle birlikte başlayacağız. Buna yürekten inanıyorum. Zira partimizin bir neferi olarak Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Hatay'a kadar vatandaşlarımız Türkiye'yi zengin, güçlü ve adil kılacağına inandığında partimizi desteklemeye dünden hazır olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden çok çalışacağız, çok terleyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz ve hiç durmayacağız. Önümüzdeki demokrasi sınavlarını birer birer aşacağız. Bu ülkede seçimler ne kadar adaletsiz olursa olsun, seçim geceleri ne denli güvenilmez olursa olsun, etrafımızdaki ateş çemberi ne denli küresel riskler içerisine girerse girsin, kapitalist düzenin derinleşen çoklu krizleri karşısında yeni bir sosyal ekonomik program ortaya koymak ne denli zorlaşırsa zorlaşsın, başaracağız. Türkiye'nin ihtiyacı olan büyük ekonomik sıçramayı hep birlikte sağlayacağız. Kamunun kaynaklarını, insanlarımızın yeteneklerini ve dünyanın bilgi birikimiyle harmanlayacağız. Emeğin asli temsilcisi olarak çalışanların, üretenlerin, emeklilerin dostu ve umudu olacağız. Bu ülkede unutulanların, kırılanların, ötekileştirilenlerin, yok sayılanların, haksız yere özgürlüğünden mahrum edilenlerin yanında ve öncelikle onların yanında haklarını savunan biz olacağız. 86 milyonun onurlu ve eşit hissedarı olduğu bir cumhuriyeti sil baştan hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Hep birlikte bunları başaracağız. Başarmak için azmimiz, irademiz, kadrolarımız, entelektüel kaynaklarımız vardır. Kişisel özgürlükleri ve ulusal bağımsızlığı esas alan cumhuriyetçiliğimizle fikri ve vicdanı hür insanlar olmamızı esas alan laiklik ilkemizle demokrasinin ve sosyal adaletin temelini oluşturan halkçılık ilkemizle kamu yararını öne çıkaran devletçilik ilkemizle her görüşten, her kimlikten vatandaşlarımızı eşit birliğini temel prensip kabul eden milliyetçilik ilkemizle toplumun kurumların düzenli olarak kendilerini yenileme iradesini esas alan devrimcilik ilkemizle ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Sevgili yoldaşlarım, bu ülkede demokrasiyi, devleti, adaleti, refahı bizden daha inşa edecek, daha iyi temsil edecek başka bir parti yoktur. Bizi temsil ettiğimiz anlayış sadece cumhuriyet ideali, sadece özgürlüğün ve eşitliğin ve dayanışmanın güvencesi değildir. Aynı zamanda toplumsal barışın ve uluslararası barışın da güvencesidir. Sevgili yol arkadaşlarım, büyük şairin dediği gibi güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere hep birlikte süreceğiz. Ve günü geldiğinde sevgili kurultay delegelerimiz, sevgili
yol arkadaşlarımız, saygıdeğer genel başkanım, ve günü geldiğinde çocuklarınıza, torunlarınıza o kurultayda ben de vardım diyeceksiniz. O kurultayda benim de verdiğim kararlarla bugün mutlu ve huzurluyuz diye gururla geriye bakacaksınız. Burada halkımızın umutla ve heyecanla geleceğe bakmasını sağlayacak yegane adres Cumhuriyet Halk Partisi olarak çıkacağız. Sevgili delege arkadaşlarım, sözlerime son verirken bu salondaki herkesin cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yeni baştan inşa edecek bir sürecin başında olduğu şuurla hareket edeceğine eminim. Sizleri ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partimiz ve milletimizle kurduğu cumhuriyetimizin coşkusunu hep birlikte yüreklerimizde doya doya hissetmeye çağırıyorum. Bugün ve yarın sizlerin iradesiyle ülkemizin tüm kesimlerini birleştirecek yeni ve güçlü bir vizyonun hikayesini yazmaya hep birlikte başlayacağız. Bu irade ikinci yüzyılda ülkemize çoğulcu demokrasiyi sıçrayarak kalkınmayı ve adil paylaşmayı armağan edecek. Bunu hep birlikte hissedelim. Hiç şüphem yok ki 38. kurultayımız atamızın 100 sene önce yaptıklarından ilhamla yeni zaferlere giden yolun açıldığı bir önemli, tarihi ve çok değerli kurultay olacak. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, kurultayımıza başarılar diliyor, birliğimizin ve beraberliğimizin var olduğu bir şekilde hep beraber geleceğe ve umuda yürümeyi diliyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Teşekkür ederim.